1-1. Ich denke, auf diesem Niveau können wir natürlich vieles mitnehmen. Da entscheiden sehr Kleinigkeiten. Wenn man die gesamten Spiele alle mitnimmt, dann haben wir eigentlich ein ordentliches Spiel gespielt. Aber da entscheiden, wie gesagt, Kleinigkeiten und da muss man auch viel dran arbeiten. Soru Berişe için. Buyurun Gürkan Bey. Mikrofona lütfen. Fenerbahçe'de şu ana kadarki performansını nasıl değerlendiriyor? %100 hazır olduğunu düşünüyor mu? Eğer öyle düşünmüyorsa biz %100 hazır bir Berisha'yı ne zaman izleyeceğiz? Ja, ich denke, wenn man neu zu einem Verein kommt, ist es immer schwer. Man muss sich erstmal integrieren. Die Abläufe müssen natürlich passen. Ich denke, jetzt komme ich immer besser ins Spiel, dadurch, dass ich auch spiele. Danke auch an den Trainer für das Vertrauen. Başka sorumuz var mı? Buyurun Devrim Bey. Süper Ligi diğer oynadığı liglerle karşılaştırdığında Süper Ligi nasıl buluyor? Kendisi için gol atmak burada daha mı zor? Daha doğrusu zorlanıyor mu? Die Liga wird natürlich sehr unterschätzt in Europa. Man sagt, dass die türkische Liga nicht so gut ist, aber das stimmt nicht. Ich bin der Meinung, dass es eine sehr kämpferische Liga ist, mit sehr viel Qualität von den anderen Spielern. Ja, ich finde die Liga als gut. Süper Lig'de oynadığım için de disiplinin içeriğini görmüş oldum. Avrupa'da çok küçük görünüyor ve bence böyle değil. Başka soru var mı? Berişe'ye teşekkür ediyoruz. Thank you. You can go. You may go. Ha. Hocamızla devam edeceğiz. Her zamanki gibi maç değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra soruları geçeriz. In English? Okay. Okay. No, Frankfurt is, as I said before the game, a strong team. They play Bundesliga, and Bundesliga is a league, a strong league. Right? This is the same team that won the game against Bayern München. It means that it's not an easy team. I think we, for us, of course, we in our mind was to compete and to try to win this game. But next game in 2 days it will be very important for us in the league. It means that today we compete against them. We draw 1-1. Was not the result that that we wanted, but was a game that we tried to be compact. We tried to be organized. We tried to create problems to them. First half, we opened some spaces. And they explored these spaces and they scored one goal. And after, okay, after we needed to we scored 1-1, and this is not for us. Was Europa League, not the competition that we thought. That was in our minds when we start, but in this kind of competition,
when we have chance to score, we need to score. And we missed some opportunities. I remember the penalty there in Frankfurt. I remember the penalty against Antwerp. I remember the goal that we conceded in the last minutes against Olympiacos. And in the end was we need to get experience from this competition to be strong in the next year, strongest in next year. Maçtan önce de dediğim gibi Frankfurt gerçekten çok güçlü bir takım. Bundesliga'da oynuyorlar ki Bundesliga'da gerçekten çok güçlü bir lig. Bayern Münih'i yenen takım bu takım. Dolayısıyla onlara karşı oynamak tabii ki kolay değil. Bizim için bugün maçtan önce kafamızda tabii ki kazanmak vardı. Ama iki gün sonra ligde başka bir önemli bir maçımız var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık. 1-1 berabere kaldık. İstediğimiz sonuç bu değildi. Ama sahada kompakt ve organize bir takım görüntüsü sergilemeye ve rakip için problemler yaratmaya çalıştık. İlk yarıda rakibimize boşluklar verdik ve onlar da bu boşluğu değerlendirip 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Tabii ki sene başında bu turnuvanın bu şekilde geçeceğini düşünmüyorduk. Ama şans, bu turnuvada yakaladığınız şansları gole çevirmek zorundasınız. Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol tabii ki belirleyici oldu. Ama sonuçta baktığımız zaman önümüzdeki senelerde Avrupa'daki turnuvalar için tecrübe edinmiş olduk ki önümüzdeki senelerde daha kuvvetli olalım Avrupa arenasında. Sorusu olan var mı? Buyurun Devrim Bey. Avrupa Ligi'ni geride bıraktık. Önümüzdeki günde pazartesi günü Gaziantep maçı var. Süper Lig'e nasıl bir dönüş olacak? Bir de Fenerbahçe'nin eski hocası çalıştırıyor Gaziantep'i. İddialı açıklamalar yaptı. Bizim için farklı bir maç olacak dedi. Hoca bu maçla ilgili ne düşünüyor ve açıklamalarla ilgili? So for you, Europa League is over, and Monday you are going to play an important league match against Gaziantepspor. And what do you say about the league? Because the coach of Gaziantep is the ex-coach of Fenerbahce, and he made some declarations saying that this will be a different match for them. So what do you think about this match and these declarations of the opponent coach? You know, when we thought about this game, we are thinking also about the next game, because the next game, you know, the main target for us is the league, and next game will be very important for us. I think we'll be in our best level next game. About the declarations about from the coach of Gaziantep, you know, is not my. I can speak about my team, I can speak about my work, I cannot speak about the other coaches. Tabii ki bu maçı oynarken aklımızda bir yandan da bir sonraki maç oluyor. Çünkü bizim ana hedefimiz lig. O oynayacağımız maç da muhakkak çok önemli bir maç olacak. O gün de en iyi seviyemizde olacağız. Gaziantep hocasının dedikleri hakkında bir şey diyemem. Ben kendi takımım hakkında, kendi işim hakkında konuşabilirim. Rakip hoca hakkında konuşmam. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak. Öncelikle bundan sonrası için Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Şunu sormak istiyorum. Transfer dönemi yaklaşıyor. Şöyle bir kadroyu analiz ettiğinde kafasında belirgin bir mevki var mı? Şuraya kesinlikle transfer yapmamız gerekiyor dediği. So I wish you good luck for Conference League, and I would the transfer window is getting closer. So when you analyze the team, when you analyze the squad that you have, is there any specific position that you think that you should make a transfer for? No, this is a subject that I need to talk with the club inside the club. You understand? We need to talk together. The club knows, the president knows what we think about it, and this moment is to focus in next game, very important. Waiting the draw of the Conference League, and after we'll see what we can do. Metin Bey. Çevireyim mi? Pardon.
Tabii ki bu konu bizim kulüpte kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu. Sonuçta başkanımız kulübümüzde neler istediğimizi biliyorlar ama bizim şu anda yapmamız gereken şey ligdeki bir sonraki oynayacağımız maça ve konferans ligindeki çekilecek kuraya bakmak, ondan sonrasına bakarız. Metin Pekven, TV Spor. Ben Pelkas'la ilgili sormak istiyorum. Sakatlığının ardından eski performansına geri dönemedi. Bir teknik adam gözüyle Pelkas'ın performansını nasıl değerlendiriyor? Yükselmesi için neler yapmaları gerektiğini nasıl düşünüyor? Teşekkür ederim. So I would like to ask you a question about Pelkas. After coming back from the injury, he couldn't achieve his previous performance, the performance that he had before. So as a coach, what do you think about his performance and what he should do to increase his performance? Most important for me is to feel that he tried to help the team. Understand? He tried to work hard, and to do what I asked him to do. And you know, he needs time. He needs to play. He needs to have chance to help the team and to increase himself. And to come back to his level, but I feel that he did the best of himself. Try to help the team. Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek, çok çalıştığını görmek, benim ondan istediğim şeyleri yapmaya çalışmasını görmek. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha fazla süre alıp daha fazla oynaması gerekiyor. Performansını arttırıp eskiden göstermiş olduğu performansı ve seviyeyi yakalayabilmesi için. Ama ben şunu hissediyorum ki bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takımına yardım edebilmek için. Başka sorumuz var mı? Son soru olsun. Aslında hoca her defasında altını çiziyor. Bizim için öncelik Süper Lig diye. Avrupa Ligi ile ilgili düşüncelerini de ifade etmişti. Konferans Ligi'ne bakışı nasıl? Nispeten baktığımızda biraz daha kolay takımlar var. Elbette ki zorlu takımlar da var ama nasıl yorumlar Fenerbahçe'nin hedefini Konferans Ligi ile ilgili olarak? Of course, you always emphasize that Super League, the Turkish League, is your priority. But what is your point of view about the Conference League? Because, of course, there are strong teams there as well, but also there are some weaker teams as well. So what is your target in this tournament? The target is to do our best. The priority is not my priority. The league is not my priority. The league is the priority of the club. Okay, it's not the priority of the coach. It's the priority of the club. It's the league. Conference League, we know that we have strong teams in the Conference League. Other teams, different levels, but we'll see in the draw. But for sure, what we need to do is to next game. Next game is the most important game for us. And we try to balance the team to be ready for the next game. And for us, because for us is the main target is the league, to recover positions in the league, to get points and to be close toward the position that we want to be. Tabii ki hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Lig benim hedefim değil. Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil. Aslında kulübün önceliği, yani bu hocanın değil kulübün önceliği ligi kazanmak. Tabii ki orada da kuvvetli takımlar olduğunu biliyoruz. Çekeceğimiz kurayı göreceğiz ama şu an yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Çünkü önümüzdeki maç her zaman en önemli maçtır. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz bir sonraki maça en iyi şekilde hazır olabilmek için. Dediğim gibi ana hedefimiz lig. Ligde puanlar almak, kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.